Selam, ben Adal. Bir süredir Minecraft'ın en eski ve en acımasız sunucularından birinde hayatta kalmaya çalışıyorum. Zorlu zamanlar geçirdim ve bunu bazı arkadaşlarım sayesinde atlattım. Şu ana kadar zaten bütün maceralarımı sizle de paylaştım. Sunucuda geçirdiğim saatler bana başkalarının aksine öfke katmamıştı. Başkalarını öldürmek içimden gelmiyordu. Yeni başlayan kişiler 2B2T geleneklerine göre öldürülür ve bu artık hani sınanmadır. 2B2T'yi cidden hak ediyor mu? Ben onları elimden geldiğince kollamaya çalıştım. Fakat bu olay bazı kişilerin dikkatini çekti ve Discord sunucuma gelip tehdit de ettiler. Fakat ben onları aldırmadım. İzleyeceğiniz bu videoda birçok insana yardım ediyorum. Başka klan üyeleriyle savaşıyorum, hazineler buluyoruz ve geçen bölüm size gösteremediğim yağmalanmış mekanı geziyoruz. Açıkçası içerik olarak en dolu 2B2T bölümü oldu diyebilirim. Tabii ki burası 2B2T. Her zaman daha iyi bir anımız olacak. Ayrıca hatırlatmalıyım ki bu videonun %90'ı yayınlardan kesit olarak alındı. Siz de 20.00'da Twitch canlı yayına gelip bize katılabilirsiniz. Linkler aşağıda ki en güzel yeri de burada. Bulduğumuz eşyaları sizin yararınıza kullanmak için canlı yayında bir çekiliş yapacağız ve sizden 100 kişiye cidden iyi eşyalar vereceğiz. Bu full büyülü kılıçlar olabilir, full zırhlar olabilir, altın elmalar olabilir, elitra bile olabilir. Tek yapmanız gereken yayına girmek ve biz çekilişi yaparken chatte bulunmak. O zaman macera başlasın. İyi seyirler. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Kılıcını çıkar ve koy onu. Koy lan onu yerine. Vurmuyor mu lan ağzına? Ha? Ha? Ha korktun mu ha? Ha korktun mu? Ha? Ha korktun mu? Saldırgan bir deniz anası gibiyim ha? Ha? Korkuyor musun ha? Titriyor musun? O beni öldürüyormuş falan. Al. Kardeşim al al al. Al iki tane altın elma. Teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum bebeğim. Görüşürüz. Oğlum ya. Adamlarla uğraşma hoşuma gidiyor bu arada. Ne bileyim yeni kişiler görünce falan. Aa üstte de şalkır var. Aa oğlum çok garip. O çok riskli bir şey. Çok riskli bir şey. Nasıl yapabilirim hiçbir fikrim yok. Adamlar tam olarak şu noktaya şalkır koymuşlar. Onu nasıl alabilirim ben? Onun içinde büyük ihtimal güzel bir şey var ama ben üst katmana nasıl çıkacağım? Durun abi ben ekran görüntüsü alıyorum şu an. Bir yolunu bulacağım, bu yere gideceğim ve o eşyaları alacağım. Çünkü şöyle bir sıkıntı var abi. Nether katmanın üstüne çıkabiliyoruz. Evet öyle bir olay var fakat çıktığımızda aşırı fazla damage yiyoruz. Bunu söylemiştim. Onun için de daha böyle hani safe gittiğimde fazla eşyam olmadığı bir gün denememiz lazım ki boku yemeyelim abi. Bu adam şu an bir bot tarafından kontrol ediliyor. Hani bu adamın botla kontrol edildiği o kadar belli ki şuna bakın. Ve belki ben bu adamı öldürebilirim. Ama risk almak istemiyorum. Risk almak istemiyorum. Ben çok kötüyüm çünkü. Çok berbatım bu konularda. İçimde kalır mı? Deliler gibi içimde kalır. Hani şu an o adamı kesmediğim için o kadar ağlıyorum ki, o kadar yanıyorum ki. Ama şu eşyalara bakın abi. Düşünsene. Adamın sadece bir tane totemi var gibi gözüküyor ama kim bilir adamın bütün envanteri totem dolu. Belki hani arkada şey, iki monitörü var bir şekilde oyun oynuyor ve kısa açık sesleri falan duyuyor. Uyarıcı falan geliyor böyle. Ağzıma vurur yani. Zengin olur 2 saniyede. Onun için safe bir şekilde gidiyoruz. İnsanların ne eşyaları varmış, neleri yokmuş bunları görürüz. Çünkü eşyalarım cidden iyi. PvP mantığında pek iyi değilim. Ama baktığınızda bir şeyler yapılabilir. Mesela bir kişi daha abi. Nippon şu an gitmeye çalışıyor. Nippon. Nippon. Ne haber Nippon? Al bakalım Nippon. Bugün de doydun. Al bir altın elma daha abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım bu insanlar günün birinde toksikleşmez. Her zaman iyi zamanlarını hatırlarlar. Böyle bir zaman vardı. Bana yardım etmişlerdi. Ben de böyle bir insan olabilirim. İyi olarak da cidden bir yerlere gelinebiliyor falan diyebilir adamlar. Şey vardı hatta. 2B2T'de bütün ağaçların yakılmasıyla alakalı bir hareket vardı. Herkes ağaç yakmaya falan çalışıyordu. Yani bazı kişiler de ağaçları tekrardan dikiyordu. Yolu gördüğü en sandıkların eşyalarını koymaz mısın abi? En sandıklarımın hepsi dolu. Kim bilir ne kalıntılar göreceğiz. Belki hiçbir şey de göremeyebiliriz. Hani illa beklemeyin chat. Aha da gençler, şu an geldik. Bugün videoda gösterdiğimiz yer tam olarak burası. Yağmalanmış ve en merak ettiğim şeylerden biri piramit abi. Acaba piramitlere ne oldu? Mesela hala fenerler duruyor. Tren yolları yarım yamalak duruyor. Şehre baksanız zaten aha bir Wither'ın kafasını gördüm. Gördüğünüz küçücük bir tane yer vardı ya, küçücük bir tane piramit. O piramitten kalanlar. Bu arada bunların hepsi demir. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim.
tabii ki. Siz gidip antik kentlerde antik şeyleri yağmalar mısınız? Yağmalamazsınız. Fakat çok ihtiyacınız olursa zaten buranın koordinatları belli. Buraya gelin abi. İhtiyacınız kadar demir kazın. Bak buraları full shulker'dı bak. Bu gördüğümüz devasalardan bir tanesi. Bakın o çok merak ettiğimiz sandıkların içinde neler kalmış. Hiçbir şey. Çünkü hepsi alınmış. Kim bilir bunların içinde ne shulker'lar vardı. Ve genel olarak bana diyorsunuz ya Doğukan. Sunucular 5 dakikada bir eşyalarını sinerler. Abi ne alaka bak. Ben buraya geldiğim için yüklendi tekrar. Burada demirler var. Bu demirleri önceden biri kazmış, patlatmış ve buraya düşmüş. Kullanılmadığı sürece bunlar gitmiyor. Hani burada kalıyor. Öbür sunucular şey. Bütün sunucunun açılan yerlerini sürekli olarak tekrar tekrar yedeklemeye, algılamaya çalışıyor ve lag'a falan yol açıyor. Mesela şurada ne kadar fazla sadece yağmalanmışları toplarsak. Yağmalanmış demirleri toplasam ve hiçbir şey yağmalamasam elimde ne kadar demir olacak? Oh! Şu an burada olduğumuz base gençler 8 sene dayanmış. Denilene göre 2B2T'nin en çok dayanan base'lerinden biriymiş. Hatta ben duyduğuma göre bu size en son gösterdiğim hani o yerler var ya tekrardan yapılmış hali. Bizim serüvenimiz şimdilik bu kadar. 64'e 64. Şimdi ufak bir hesap yapalım. 64 çarpı 3 192 ediyor. 197 yazalım şuraya. 197 çarpı 9. 1773 abi. 1773 tane demir topladık. Sadece 3 dakika içerisinde. Aha da kaç tane daha eklendi? 18 tane daha eklendi. Birazcık daha zorlayıp öbür yağmalanan yerleri, öbür şu su altlarına falan baksak kim bilir ne kadar demir toplayacağız. Bu arada ciddi anlamda görülecek pek bir şey kalmamış. Şehri direkt paramparça etmişler. Ama şehir bu küçük piramidin yanında bir yerdeydi. Yani aynen. Belki alt sığınaklarda bir şeyler vardır. Atom bombaları falan atılıyor metroda. Kitabını falan okudunuz mu, oyunu oynadınız mı bilmiyorum ama metrolarda saklanıyorlar. Yer altında direkt olarak korunuyorlar. Şimdi biz de şöyle bir yer altına bakalım abi. Yer altında neler var? Bakın al işte. Dediğim gibi mister gibi bütün şehir tamamen yerle bir olmuş. Ama adamların metro istasyonu duruyor. Şu metro hattı duruyor abi. Kendi yeriniz yağmalansa bile siz direkt tren yolundan hızlıca kaçabilirsiniz. Bizim direkt ilk clan base'i yağmalanırken şöyle bir olayımız vardı. Duplamak için açılan bir yerde. Kullanılmıyordu ama orayı kapatmamıştılar. Ve ben geldiğimde açıktı orası. Her yerden TNT düşerken biz o aradan koşup denize çıkıp oradan kaçtık. Adam izimizi bulamasın diye. Şimdi baktığında yine tren yolları mis gibi iş çıkarmış burada. Bir tane yer vardı. Buranın aşağısında ciddi olarak kocaman büyük bir yer vardı. Orayı belki patlatmışlardır. Belki de cidden bütün patlamalardan sağ çıkmıştır. Aha! Aa! Oha! Bir dakika. Bugün tam olarak video... Şu an tam olarak videoda bak sakura ağacının olduğu yer. Burası. Burada kesinlikle sakura ağacı vardı değil mi? Bu dumanlı evin hemen yanında hatırlıyorum. Hatta bakın. Japon kültürü evler. TNT'ler falan hala burada duruyor yağmalanmadan. Aa evet, şehrin göbeğini bulduk. Şurada da bir tane gökdelen olacaktı ki aynen. Gökdelen de burada. Iron Golem Farm'ına bakalım. Parça pinçik. Oha! Şaka yapıyorsun. Bir dakika ya, ben ne ballı bir insanım. Ben çok tatlı bir insanım ya. Teşekkür ederim. Altın elmalar. Abi afiyet olsun. Yolla abi. Yolla bana ne alınabiliyorsa. Geldiği gibi yolluyorum şöyle. Turistlerin geçirdiği kötü zamanları ben iyi şans, iyi zaman olarak değerlendireceğim. Güzel bir yerdi. Ben anısıyla, turistik hediyeleriyle çok sevdim burayı. Biz bu güzel yayını yaptık. Ondan sonra kapadım. Tam yatacağım. Gökberk bana haber verdi. Yeni bir mekan bulmuştu. Mekan öyle bildiğiniz gibi değildi. Eğer dedikleri doğruysa 100'den fazla shulker vardı. Biz de gece yola koyulduk ve anca sabah vardık. Zaten sesimden de anlarsınız. Hadi son bloklar. Ben heyecan yaptım böyle. Oh geldim. Oh abi beyin yakıyor yalnız. Ciddi anlamda beyin yakıyor. Ulan Nirvana'ya çıkıyor. Oğlum bir dakika. Oğlum ciddi anlamda iyi yalnız. Tren yolu inşa edip bir yeni base'e taşı. Harbiden çok iyi. Dur ne yazıyor burada? Oha çok iyi böyle. Bunlar 32K'lı kılıç patch'li bunlar değil mi? Hani 32K vurmuyor. Tamam. Burada kaç tane shulker vardır tam olarak hesabını yapsak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hepsini sayacağım. Ya da saymayacağım çok fazla. Hepsi dolu değil ama. Ama hemen hemen zaten şurada ortalama alsan. Oh, yalnız burada 300 kadar falan vardır. Bak zaten burada 54. Burada 54. 54. 54.
Burada da hani şey yap. Şu sandığı saymıyorum. Boşluklarını falan doldurur. Sadece şu 6 sandıkta 250'den fazla şey var. Sen videoyu şu an mı çekiyorsun yoksa? Çekiyorum şu an. Roket falan filan da var. Benim azalmıştı. Oha diye bağırdığım yeri çekme de. Çektim evet, orayı. Oha! Oha! Nirvana. Vallahi. Abi içinde ne var bunların? Onlara hiç bakmadım. Bilmiyorum ya. Voco brand banner'lar falan filan var. Böyle ne olduğunu bilmiyorum. Duplamak için değil mi? Şey yapıyorlar ya. Server lag'a sokuyorlar ya. Ha ha, tamam tamam. Zırh askı. Zırhları aşağı falan düşürüyorlar. Bu adamlar bayağı geliş bu arada. Bayağı geliş. Yalnız pearl'lerini de yüklediğimize göre büyük ihtimal 2 saniye sonra biz buradayız. Ama bir şey diyeyim mi? Galiba şöyle bir şey var. Offline'ken yüklersek eğer gelmiyorlar. Harbi mi? Galiba öyle bir şey var, evet. Tam emin değilim ama. Öyleyse ben yükledim zaten onları. Eğer başka 15-20 tane pearl'leri yoksa yükledim. Neyse şimdi gelirlerse sıkıntı olmaz yani. 5v1.60 adamım o kadar. Biz bunları ne yapacağız şimdi tam olarak? Biz nereden başlayacağız ki? Aynen, ben de onu şey yapıyorum şu an. Milyonlarca farklı şey var. Hani cidden mesela kırmızıların içinde sadece aynı şeyler yok. İsimleri falan var, değişik hepsinin. Nether Humorous'u Obsidian Matrix Kit gibi bir şey buldum abi. Oha! Oha, şuna bir gelsene. Şuna bak. Read, dur. 2010 yılı. Read'i açsam mı? Read'i açsam mı? Neyi? Bookman olabilir mi? Bak, read diye bir şey var. Ha. Bence bu. Okumayayım. Neden? Sakın açma. Neden? Şey var. Kitaba öyle bir şeyler yazıyorlar. Yani kurban yemiş gibi oluyorsun. Ha. Sakın açma. Oy! Okuyordum az kalsın. Yak onu. Direkt yak. Oğlum çok kötü. Atıyorum ben bunu, yakıyorum. Oğlum bir de şey böyle, gülüşü var böyle. Harbiden. Read. Ya bir de gözün korkuyu hiç başlamıyorsun değil mi almaya? Sadece açıyorsun, evet, kapatıyorsun. Bakıyorum sadece. Yalnız şu kutuyu ben alayım abi. Çok hoşuma gitti bu. Ne yapıyorsun lan? Bir tanesini yere koymaya gideceğim. Dur. Bir tanesini yere koy. Oha abi, elinde hayal. Elinde bozuk gözüküyor. F5'te bir. Dur. Oha çok iyi. Dur. Yere koydum, böyle oldu. Bozdun işte. Neyse, milyonlarca verdim. Oha, bu ne? Gel. Bir dakika. Bunu kırmaya çalış lütfen. Evet. Oha, bir dakika. Eski zamanlardaki gibi kırılıyor. Wow. Kazmayla kırıyorsun. Kıramıyorsun bak bunu. Bak kazmayla dene. Bak dur, kazmayı deneyim. Tak. Tek atıyor. Oha çok iyi. Baya tatlı abi. Bunu hiç denememiştim. Oha, domuz buldum. Oo, nasıl bir domuz ya? Hayır, domuz. Yerli domuz. O zaman işler değişir. Eskiden şey yapıyorlardı ya. Yalnız bak şu yeşillerin içinde genel olarak elitra çıkıyor. Ben şu an bütün envanteri elitra fulluyorum. Şimdi böyle kriz geçirip TNT'leri koyup burayı patlattığımı düşünsene. Oha. Her şeyin stay'i part 2 diyor. Oha. Ne buldum? Hey, şuna bak. Stack de elitra. Şuna bak. Hayır. İşte onları fixlediler. Bunları hopura koyuyordum. Bende de vardı. Lan ya. Domuz spawner olacak diye sevinmiştim. Bu neymiş? Spawn'da ağaç var ya. Oha, hey. Sakın şey almama bak. Haritalar var. Bir dakika. Çok iyi. Dur. Ama bu boş harita sanırım. Oha! Ejderha yumurtası, ejderha kafası, vitir iskeleti kafası, iskelet kafası, zombi kafası. Onda bir şey yok. Var ya, bunlar çok iyi. Ya bunlarda pek bir şey yok. Ama yine şeyler var. Yazar MC Zihen. Bir kopyanın kopyası. Abi ben yanlışlıkla açar ve bir daha giremem buraya. Onları sen yok etsene abi bir şekilde. Elimi almaya korkuyorum. Dur, aldım. Açmadan atıyorum şunları direkt. Boyalı şeyler var ya, boyalı camlar. Hı hı. Onlar aslında illegal item'ler. Bunları enchantlayıp böyle kılıçtan daha iyi oluyordu. Harbi mi? Aynen, ama bunlar işte yeni şeyle, pluginlerle bunları düzelttiler. Normalde bunlar enchantlı olduğu için. 32K kılıçtan daha iyi miydi? Evet, daha iyiydi. Çünkü neden biliyor musun? Aynı enchantlar olmasına rağmen şu camları daha hızlı savurabildiğin için kılıçtan daha güçlü oluyordu. Sırf savurma hızından dolayı kullanıyorlar. Oha, bir dakika. Aynen. Evet, orayı buldum. Adamların yerini buldun. Adam
adamların varını yoğunu ele geçiriyoruz lan şu an. Ele geçiremiyoruz bu arada. Yani bizi aşıyor şu an. Ölüm hiçbir şey demektir. Ölümün bir anlamı yoktur. Oha bayağı olur. Dur bekle, bunu ne kadar demiş oluyor. Vuracağım sana. Hayır. Dur yatacağım. Aa, korktum lan. Tobi Tuti'deki hiçbir şey oyuncak değildir lütfen. Tahta kılıçtan korktum az önce. Şu sene tahta kılıç tek atıyormuş. Değil mi? Aslında yeni özellikmiş. 32K'lardan biriymiş bir tane. Abi bir şey bulmuş olabilirim. Hazır mısın? Bu da boş çıkarsa komik olur ama. Gözükmüyor abi hiçbir şey. Artık serverde o kadar çok map vardı ki bir ara. Hayvan gibi lag yapıyordu, tamam mı? Sonra hepsini sıfırladılar. Tüm böyle daha önceden oluşturan mapler kayboldu. Tüm map artlar falan hepsi gitti. Ha. Şuna bak, ejderha kafası, evet. Ama bağlanma laneti var. Oha, bu çok kötü olur ha. Aynen, bok yersin evet. Büyük ihtimal. Çok güzel. Tam bir troll item bu arada. Ciddi abi. Bunu alalım mı abi? Böyle birilerine veririz falan. Yanlışlıkla atıyormuşum, giyiyormuşum. Şey, spamdaki şeylere, yeni başlayanlara. Bu acı lan. Adam takıyor kafasına çıkar. O arada bir şey diyeyim mi? Ben biraz önce taktım ya kafama. Ben bakmamıştım enchantına falan. İyi ki bundan değilmiş. Evet. Şimdi o mekandayız ve bunların hepsi benim önceden taşıdıklarımdı, fakat bunları sonradan koyduk. Burada halılarla beraber bir sürü shulker kutusu var. Hesaplamasını yaptım. Burada küçük bir hesap makinem var ve o hesap makinesinde hesaplarken artık sıkıldım. Şimdi size yaptığım hesabı anlatayım. 800 tane sandık olduğunu düşünelim. Bu da minimum olsun. Çünkü arada boşlar var, bazılarının içi tam dolu değil ve her shulker'ın 27 kapasitesi var. 800 ile 27'yi çarptığımızda 21.600 ediyor. Normalde kazmalar stoklanamıyor vesaire, biliyorsunuz bunu, fakat elmalar birbirinin içine stoklanabiliyor. Eğer ki 21.600'ü 2'ye bölersek ediyor bize 10.800. Ve bunların hepsi stoklanabilir eşyalarsa ve tamamen stokluysa buradan da 691.200 tane eşya diyebiliriz. Fakat bu hesaplamayı neden 850'ye göre yapmadım, 800'e göre yaptım? Çünkü arada boşluklar oluyor, işte tam olarak dolu olmuyorlar vesaire. Hani sandık sayısından kısarak aslında eşya sayımıza ulaşmaya çalıştım. Ve böyle de 691.200 gayet güzel bir sayı ve bu yüzden de zaten size çekiliş yapıyorum. Tabii şimdi anlatacaklarıma devam etmem lazım. Çok böldüm. Hala bulamadığımız şeyler olduğunu düşünüyorum. Mesela bu Unbreakable Edition. Ben bunu buraya koyuyorum. Yine cidden içeriğini söylediği gibi şeyler de çıkabiliyor ama mesela şu Columbia Kit. Columbia Kit'ler her zaman içinde cidden aynı kitten bulundurmuyor. Mesela ben bunu koyduğumda farklı çıkabilir. Sürekli olarak deniyoruz. Hiçbirine güvenemiyoruz. Mesela bazı kişiler tam olarak konumuna göre kendi shulker'ını da gizlemiş olabilirler araya. Ejderha kafası ve bağlanma laneti. Eğer bu şeyi kafanıza takarsanız ölene kadar o eşya sizin üzerinizde kalıyor. Onun dışında şöyle bir tane yay var burada. Anında hasarlar var bu arada. Guardian's Bow. Acayip iyi. Kırılmazlık 3, güç 5, yumruk 2, alev, sonsuzluk ve tamiri var. Ve anında hasarla beraber birleştirdiğinizde ne kadar iyi zırhınız olursa olsun, az önce ben arkadaşlarıma denedim, acayip vuruyor. 3 okta falan sanırım direkt olarak birini öldürebilirim. Altın elma yediğinde de hani çok hızlı davranırsam 4-5 okta çok iyi alabilirim. Size söylenen şeyler vardı. Hani duydunuz illa. Şu camlar mesela. Bu camların hepsi aslında enchantlıydı. Şu kılıç mesela. Alpha Staked 32K. 32K'lık bir eşya, yani 32.000 vuran. Size yayınlarda sürekli diyordum. Bu kılıçla birine vurursanız önceden, şu an normale dönmüş. Ölmeme toteminiz normalde ne yapıyor size? Ölümden döndürüyor. Ölseniz bile size can veriyor. Bunu yapmıyor. Anında ölüyorsunuz. İsterseniz ölmeme totemi full dolu olsun, tek atıyor. Hiçbir şekilde ölmeme totemine bakmıyor. Evet, etrafta direkt şimşekler çekiyor. Önceden bir hikaye vardır. Pop-up. Eğer şimşek çekiyorsa ancak şimşeğin çaktığı yerler insanların olduğu yerlerdir ve pop-up bu şimşeklerin çaktığı koordinatları alıp insanları buluyordu. Hatta oyuna ilk girdiğimde ben acayip korkmuştum ki o düzeltilmiş. Ama ciddi anlamda fazlasıyla etrafta şimşeklerin çaktığını görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Tabi bunca eşyayı gördükten sonra Discord'da dedim ki gelin size altın elma vereyim. Sonucu da çıktık ve her gördüğümüz, iyi niyetle gördüğümüz insanlara altın elma vermeye başladık. Tabi olaylar altın elma vermekten çok daha büyük bir boyuta ulaştı. Oha! Bak, sen kimsin? Selam dostum. Oha! Oha!
İnsanları öldürüyorlar. Evet, tamam, şu an başlangıç noktasının bir insan sevmeyen insanlarını görüyoruz. Bakın abi. Hey 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 hey. Dostum. Altın elma. Kap. Kap dostum. Altın elma. Bak bak bak, kılıçla nasıl vurmaya çalışıyor bana. Dostum, beni yakalayamayacaksınız. Gerçi o kadar fazla elitram da yok. Beni elitram kırılana kadar gelirler peşimden. Aman aman, ben PvP için gelmedim ki buraya. Neden beni burada sıkıştırıyorsunuz, darlıyorsunuz? Adam nerede? Altın elma, ben healer'ım, support'um ben. Adamlar şey yaptıkça böyle, canı falan gittikçe basacağım oradan. Ama ışınlandılar mı, çıktılar sanırım ya da. Oh my god. Buradan çıkmam lazım benim. Sıkıntılı bir yer burası. Böyle bu şeylerden acayip anlamda zevk alan insanlar var. Böyle geliyorlar ve tek yaptıkları şey etrafta dolaşıp insanları öldürmek. Hani adamın eşyası olup olmasın. Umurunda değil. Adama sıkıntı yaşatmak onun en büyük hobisi yani. Adam sıkıntı yaşıyor mu? Tamam, ben bu işin içindeyim diyor. Adama bak. Oğlum çok fena yalnız. Adam beni kesmek için arkamdan rushlıyor bak. Hey dostum, merhaba. Ne yapıyorsun aptal şey? Bu adamlar beni çiğ çiğ yiyecek. Özellikle şu an 2B2T'de genel olarak sevilmeyen bir insan olduğum için 2B2T'dekiler sırf benim izleyicilerim sıraya giriyor, sırayı çoğaltıyor. Onlarda da premium olmadığı için falan sinirleniyorlar abi. Bunlar buraya küçük bir mekan yapmaya çalışıyor bu arada. Bir de adamların gözüne o kadar fazla girdim ki adamlar tabii ki benden rahatsız oldu. Onun için benim biraz mesafeyi açmam lazım ve buradan ayrılmam gerekiyor. Ayrılmazsam olacak şeyleri büyük ihtimal siz de tahmin ediyorsunuz zaten. Öldürüleceğim. Neyim gider? Çok bir şeyim gitmez. Misler gibi bir sürü elitram var benim. Ama ben kaşınıyorum ya, adamların oraya gitmek. Adamların yanına gitmek istiyorum ben. Ağzıma sıçın diye böyle gideceğim ben. Adamlar oraya mekan da kurmuş çünkü kendilerince, bakın. Lan! Ne yapıyorsun lan, benden kaçamayacaksın. Boş yapma. Boş yapma, gel buraya. Kardeşim bak, tek istediğim altın elma vermek. Ben olsam ben de kaçardım. Şu an belki Yusuf'tur. Hiçbir fikrim yok. Oha! Oha! Ne yapıyorsunuz siz burada? Oha! Ben nereye geldim? Oğlum şunlara bakın. Adamlara bakın. Hatchet! Siz kimsiniz? Bu adamlar beni harcar. Devasa şeydiler. Dur bakmaya çalışayım abi. Nasılsınız gençler? İyi misiniz? Saatleriniz nasıl? Hepinizde de altın elma falan bir şeyler var gerçi. Ben ne yapayım sizde? Pelerini falan da var. Tanıdık isimlerden birileri var mı? Runner var, Vapor var, Price var, Wuz var. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bu da klan bayrakları sanırım. Çok tatlı bir klan bayrakları var. Ben de burada inceliyorum adamları. Acaba friendly takılırlar mı? Hey chat, nasılsınız? Selam. Oğlum etkinlik falan mı var acaba? Herkes burada. Dostum, hey, merhaba. Nasıl gidiyor? Altın elması bol olan birine altın elma falan teklif ediyorum. Ayin falan mı yapacaklar? O şu an koordinatları söylüyorum gençler. -13'e 11'de. Bu adam şu an bana garip bir şekilde bakıyor. Seni bir yerden tanıyorum. Hop. Dostum kimseyi patlatmayın. Dostum ben de sizin bayrağınıza sahibim. Sancağınızı taşıyacağım. Alabilir miyim bir bayrak? Anı olarak alayım ya. Zispanos. Zispanos diye bir grup. Güzel o zaman. Kılıç çekmeyeyim bak. Hani bu adamların şakası yok. Direkt öldürebilirler beni. Bu adam mesela beni patlatabilir. Şey yapmaları lazım. Tek yapması gereken şey bir tane obsidin üzerine pat. End kristali koyup beni patlatmak. End kristallerinde de şöyle bir PvP mantığı var. End kristalinin buradan koyarsanız bayağı damage yiyorsunuz. Buraya koyarsanız hiçbir şekilde damage yemiyorsunuz. Çok az yiyorsunuz. Hani aşağıya daha az veriyor aşağı katmanlara. Ama bu adamların burada ne yapmaya çalıştığını inanın bilmiyorum ama... Siz de buraya gelebilirsiniz gençler. Hop. Bana niye vuruyorsun kardeş? Kim bana vurmaya? PvP'ye geldi. Lan. Öldürdüler beni. Dostum ya, neden birden böyle bir şey yaptın? Neyse, sıkıntı değil. Bunun olacağını bilerek zaten altın elmaların bazılarını koydum. Klanda bir dakika. Acaba klanda olmadığımı yeni mi çaktılar? Adamlar bayağı kaç kişiydi saymadım da. Ayıp ettiniz. Benim de bir sürü eşyam var ama yani. Neden beni uğraştırıyorsun ki şimdi? İlk gördüğümüz insanlardan biri bu. Dostum gel. Dostum al. Afiyet olsun. Allah afiyet olsun. Mis gibi. Afiyet bal şeker olsun. Hatta bir tane daha atayım. 3, 4. Hey. Nereye gidiyorsun kardeşim? Bu da biri daha.
Çok güzel. Çok güzel. Sizlerden büyük ihtimal. Of, aşağısı kaynıyor. Wow. Şuna baksanıza. Kim bilir ne yapmaya gidiyorlar? Amaçları ne şu an? Düşünmeye çalışıyorum. Ama dostum atlama. Ne yaptın? Antrox. Antrox. Altın elmayı yiyip öl diye mi sana verdim onu? Antrox neden böyle bir şey yaptın? Manyak mısın? Dur abi, burası şu an 2B2T'de maksimum insan gördüğüm yer falan. Abi şu an bir de adamı görüyorum, dokunamıyorum adeta. Cem, hey hey hey. Hey dostum al şunu iki tane. Alo. Aa, aldı ama oynayacağını bile sanmıyorum. Yine save'liyoruz abi şöyle. Üç tane mi? Hatta bir tane olsun. Şöyle kaşıyım ben şuralardan. Bir yemek bulsam güzel de olacak aslında. Kanos eğiliyor şu an onun yanında. Eşyaları Kanos mı? Kanos eşyaları bunun verdiğini sanıyor dostum. Öldürecek seni. Yok öyle bir şey. Kanos, ben verdim eşyaları. Kendine gel. Ben verdim. Tipe bak. Şu an bana diyor yabancı, bunu öldüreyim falan diyor büyük ihtimal. Selam dostum. Selam. Nasılsın? Bu adam ne yapıyor? Bu adamı yumrukla araya alıp almamız yok mudur be? Alırız ya, hiçbir şey yok. Ya sadece birkaç dikenli zırhı falan vardır herhalde. Vurduğumuzda kendimize zarar veririz. Kendi canımız yanar. Ama adama vursam acaba dönüp ne kadar hızlı bir şekilde ışık hızıyla vuracak? Çok merak ediyorum. Ah Poyraz. Selam. Adam da var ama. Selam bebeğim. Nasılsın? Beni öldürmezsen sevinirim. Al işte. Allah Allah. Direkt yaptı. Hainine bak ya. Aa, pelerini çok iyi. Bak kardeşim, yeter ama ya. Obsidyen de obsidyen. İyi bok yedin ya. Helal olsun. Aa, kaçabiliyormuşum. Aa, MLG Pro. Kardeşim görüşürüz. Sen de ne saf salak bir şeysin. O kadar eşyan var, öldüremiyor musun cidden savunmasız bir çocuğu? Baba, uçanlara bak. Sen kimsin? Gel abi al. Altın elman. Afiyetle ye. Birader. Hop. Ne yapıyorsun kardeşim? Çık buradan. Çık. Çık git lan buradan. Oha. Oha, ben de seni bekliyordum Doğukan. Bana yardım eder misin? Senin ağzına bile sıçarım falan diye öyle. Girip de bam. Benimle dans et abi. Benimle dans et. Bir sola bir sağa. Benimle dans et. Tutunalım. Benimle dans et. Aynen. Şöyle. Hoppala. Hoppala, hop 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 hop. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sözümün eriyim abi. Söz verdim, tutacağım. Umarım ölmezsin. Bunların hepsi sana. Yarısını verdim resmen. Ne verebilirim? Kristaller verebilirim biraz. Kristal verilebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kristal. Abi şanslı günündesin. Ama benimle beraber gelmen lazım. Al. Hepsine bak. Bir kiti verdim direkt olarak. Bu iddia kaçmaz. Bunu yaparım. Üstümdeki her şeyi atıyorum. Hepsi senin. Hiç çekinme. Hiç çekinme. Hepsini al abi. Evet sana abi. Eşyalarımı attım sana. Evet. Sana. Vallahi bir şey yapmıyorum. Hepsi senin. Afiyet olsun. Ölmeme totemime kadar attım. Ya abi. Abi dedi. Bunu yapmak istemiyorum. Bir giyer misin? Bunu çok yapmak istedim. Lütfen. Giyebilir misin bunu? Şunu alıyorum. Ama çok kötü olacak ya. Ya da giyme. Dur. Giyme. Trolleyecektim abi ama giyebilirsin. Sana da challenge abi. Aynen ondan dolayı işte. Fark ettirdim bunu. Giy oğlum, o kadar eşya attım. Ben de karşılığında en azından bunu şey yapayım. Ya geri atıyorsun. Vay be. Yolda bir tane biri bağlanma laneti bunu kafasına takarsa kalıcı kalacak. Ve böyle diye kalacak. Merhaba bebeğim. Oha. Aa, disconnect'i var. Disconnect'i var. Hayır. Oğlum tamam. Hayır ya. Of. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz gençler? Bu şöyle bir şey. Bir özellik var. Canınız belli bir şeyin altına gidince sizi direkt olarak atıyor. Sunucudan atıyor. Böylelikle de adam mesela şeye de gidebilir. 30 milyona kadar gidebilir yürüyerek. Çünkü hiç umurunda bile değil. Adam sadece koyuyor. Mesela ben de yazabiliyorum. 30 milyona git diyor, tamam mı? Bot onun için gidiyor. Canı ne zaman aşağı iniyor? Bir tık aşağı iniyor, direkt sunucudan atıyor. Şu an sunucunun en kalabalık yerleri. Yine adama kötülük yapacağız ya. Adam şu an sunucuya girse 100-120 kişilik, belki de saat birazcık daha fazla geçti diye 200 kişilik bir yere girecek. Bir havuza girecek ve bana sövecek, ulan bana neden vurdun diye. Fena değildi. Nice try chat. Nice try. Adam kendini böyle savundu.
Evet, bu kadar yardım etmek yeter. Şimdi her bölüm sonu yaptığımız o klasik içeriye dönelim. Mekanları gezelim. Selamlar, selamlar. Bugün tekrardan bir mekanı geziyoruz. Önceden tatlı olan, sonradan yine yıkılan, hatta yapılmadan önce nasıl bir arazide olduğuna kadar inceleyeceğimiz bir Spam Masons mekanı. Ve Spam Masons'ları bilmiyorsanız 10 milyonlarca blok bir gökyüzüne obsidyenleri botlar yardımıyla kuran kişiler. Size önceden anlatmıştım. O denli büyük grubun yaptığı 2019'daki bir mekan. Sonradan tabii ki her mekan gibi yağmalanıyor. Hatta şöyle bir olayları var ki Spam Masons bazen kendi yaptıkları yerleri kendileri yağmalıyor. Sırf zevk için. Ve şuraya baktığınızda hileyle beraber gördüğüm kutulara bakar mısınız? Mesela buraya girdiğimizde burası niçin kullanıldığını şu anlık bilmiyorum. Çok göz alıyor. Burada eşyalar eritiyorlarmış. Bunun için hunler koymuşlar. Burada da büyük ihtimal stokları var. Belki de dupe'larla alakalıdır. Çünkü çok fazla teknik var ve ben çok fazla hakim değilim bunlara. Fakat size dediğim bir şey vardı. 2B2T'de dupe'lar bitmişti vesaire vesaire. Fakat dupe'lar tekrar geri gelmiş. Sadece biz bilmiyoruz şu anlık. Tekrardan 50 eşyalar istediğimiz kadar sınırsız şekilde altın elma falan alabiliriz. Tabii bu yöntemi bilen insanlar büyük ihtimal bunu saklayacaktır. Çünkü bunlardan para kazanılıyor. Fırınlar var. Yine sandıklar var. Tabii bu üyelerin kendi evleri de olabilir. Direkt olarak baktığımızda küçük küçük evler var. Hatta direkt olarak gördüğümüz üzere Entropy Burrito. Bunlara isim veriyorlar ki despawn olmasınlar, yok olmasın. İsim verdiğiniz canlılar biliyorsunuz kalıyor. Burada da yine dupe için kullanılan bir eşek var. Her zaman anlattığımız taktik. Burada kendileri bir yol yapmışlar ve burada yine bir map art var. Dünyanın herhangi bir yerine stop yazısını bu şekilde yazmışlar. Ve ondan sonra da buraya harita olarak koymuşlar. Hatta yol yapmışlar buraya. Yine aynı şekilde koymuşlar. Hız limiti olarak da bir yer yapmışlar. Team Vetrain hashtag ile bir yer de yapmışlar. Şuna bakar mısınız? Nifek Crossing. Bu şey hani yeni gelen kişiler. Hani sunucuda sevilmeyen kişiler. Sürekli öldürmek istedikleri kişilerden. Hız limiti. Ağlayan melekler. Hoşuma gider. King the Jungle. 2B2T'nin kralı olarak geçiyor burada. Burada çok göndermeler var. Direkt olarak zaten Mordor haritasını görebiliyorsunuz. Mordor haritası mı? Çok bir şeyim yok. Yüzüklerin Efendisi ile alakalı ama Yüzüklerin Efendisi haritası olduğunu biliyorum. Onun dışında güzel bir yer. Direkt yumurta. Bunların hepsi dünyada var bu arada. Direkt olarak şu dünyayı, aynen bakın. Arkadan baktığınızda parça parça. Bu mesela 6 parçadan oluşuyor. 6 parçaya böyle haritayı yapmışlar ve onları çoğaltıp buraya koymuşlar. Antik yazılar, Mısır yazıları gibi olan yazılar, tepe göz var bir tane. Onlar çok hoşuma gitti. Belki daha fazlasını bulabiliriz ama güzel küçük bir yer. Genel olarak böyle yerlerde aman aman şeyler göremiyoruz ama bakın genel olarak pixel artlara yoğunlaşmışlar. Şurada küçük bir gemi görüyoruz, stadyum görüyoruz. Benim en sevdiğim yapılardan biri, mimari çok hoşuma gider. Direkt olarak burada kilisemsi, Fransa'daki kiliselere benzeyen bir yapısı var. Bahçesini falan süsleyememişler tam olarak. O biraz üzücü. Ve zaten yapılar genel olarak tam yapılamamış bir vaziyette burada duruyor. Yine aşağıda stokları var. Kim bilir kaç tane. Hani hepsinde shulker var mıdır bilmiyorum ama genelinde shulker olduğunu düşünecek olursanız burası 2B2T. 1000 küsur tane sandık buralarda var. Onun dışında direkt olarak bir yol yapmışlar ve yolda felsefik başka güzel sözler vesaire var. Direkt olarak yaşam varoluş vesaire. Direkt burada görebiliyoruz. Kozmik evrenden bahsediliyor. Onun gibi bir sürü şey. En üste kadar bu yazılar bu şekilde gidiyor. Genel olarak üçüncü ağızdan konuşulan şeyler insanlıkla alakalı. İnsanlar olarak ne istediğimizi ya da bizim kim olduğumuz. Güzel yazılar var cidden burada. Bu merdivene de aynı anda cennet merdiveni demişler. Ve sonunda da böyle bir kuru kafa var. Açıkçası gördüğümüz en iyi base'lerden biri değil. Cidden en iyi base'lerden biri değil. Fakat dolaşması ve incelemesi zevkli. Mimarisi çok hoşuma gitti şu tarafta. Burada bir krakenimsi hava oluşturmaya çalışmışlar. Sadece taşlardan bu hava oluşmamış. Onun dışında bu kadar. Ve orasının şu anki hali bu şekilde. Tamamen her taraf yağmalanmış. Sistemlere bakacak olursanız yolları kırılmış direkt olarak. Mimariye pek dokunulmamış, alt kısımları patlatılmış. Ama benim sevdiğim kilise nerede duruyor şu an? Ha, o da patlatılmamış tam olarak. Aynen, ufak patlatmalar var. Belki de çok uğraşmamışlardır. Bu arada araştırdım. Bu mekanı kimin patlattığıyla alakalı bir veriyi bulamadım. Spam Masons kendi de patlatmış olabilir burayı. Belki de
birisi de patlatmıştır. Çok koymaz çünkü adamlar kendi base'lerini patlatabilen bir olayları varmış. Yurtten yaptıkları yerleri toplanıp orada konuşma yapıp patlatıyorlarmış. Yapıp patlatma onların olaylarıymış. Ama baktığınızda direkt olarak arenadan cidden çok az bir şey kalmış. Şurada az önce bir tane Yüzüklerin Efendisi kısmı vardı. Yüzüklerin Efendisi'nin yüzüğü ters çevrilmiş, dupe stash, duplama olaylarına ilgilenmemiş. Onun dışında tekrardan cennete yükselen kapı patlatılmamış. Ama genel olarak bir yıkım görüyoruz. Öbür baktığımız yıkımlara göre cidden bir şey ifade eder mi bilmiyorum ama o kadar da fena bir patlama göremiyoruz. Zaten biliyorsunuz olanlar genel olarak sandıkları olur. Ve sandıklar gittikten sonra yağmalanma tamamlanmış da demektir. Çünkü sandığın içindeki eşyalar çok değerli 2B2T'de ve baktığımızda etrafta 1-2 sandık görebiliyoruz. Yani gördüğümüz şeyler de fırın falan olabiliyor. Şu an gördüğünüz bu alan var ya, Spam Masons'ın Avustralya'yı kurduğu yer. Az önce gördüğümüz tüm kasaba, tüm kilise, saat kulesi, tüm sandıkların olduğu yer tam olarak buraya kurulmuş. Ağaçların büyük bir kısmını azaltmışlar ve cidden de hoş duruyor. Evet, bugün de Spawn Masons'ın Avustralya'sını gezdik. Böyle kısa bir tur yapalım dedik. Neler varmış, neler yokmuş. Biliyorum çok detaya inmedim, sözlere pek girmedim. Ama siz de isterseniz koordinatlar -37.000'e -13.400'de. Gelin burayı ziyaret edin. Cennet merdiveninde neler kalmış, ne yazılar var. Siz kendiniz deneyimleyin diye her şeyi göstermiyorum. Çünkü çok da uzak bir yer değil. -37.000'e -13.000 ve elitranız varsa çok kısa bir sürede buraya gelip kendiniz bu tarihi mekanı deneyimleyebilirsiniz. Böyle felsefe falan seviyorsanız direkt olarak zaten cennet kapısını, cennet merdivenini kullanmanızı tercih ederim. Birazcık da İngilizce. Çünkü benim de aslında videoda hepsini gösterdim de ya bilmediğim kelimeler falan çıkıyor. 10 saat uğraş. Evet, üşendim aslında. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Destek veren herkese ve herkese çok teşekkür ederim. RJ yayınlarda benden istediğiniz 2 yeni üyeliği de ekledim. Artık en üst seviye elmas üyelik değil. End Crystal paketi ve 2B2T özel paketi. Eğer bilmiyorsanız elmas ve üstü üyelerim, Twitch abonelerim şu an kendilerine özel benim sunucumda oynayabilirler. Bunları bir kenara ayırdığımızda elmas üyelerime teşekkür etmek istiyorum. Doruk Oturgan, Doğukan Atalay, Mert Ali Gökmen, Doğukan Can, Posiron Alov, Çılgınız, Stranger Things, Nezir 002, Bay Obsidian, Swork, HD, Gosiyu, Aydın Ergül, Light of Monarch, Ali Sait Özger, Amaçsız Grup Koalası, Ömer Kuzucu, Sirke, Kuverka, Erdem Öztürk, Arda Uğralp, Süper Eco Gaming, Feli Silvania, Morty, Raniç, Osman Kabukçu, Bilal Şahin, Zuko, Galoş TV, Yusmet, Pro Bark'ın Oyunda, Furkan Güneş, Hallaman, İsmail Berat Çanakçı, EJ Herobrine Gamer, Dignus, Türkiş Ömer Emin, Albat, Yahya Acar, Eren Dede, Mant Games, Behamcan Söylemez, Mr. Dodoşko, Ergo Proxy, IBYT, Loverclaw, Okyanus, Stranger Things, Ali Oynuyor, NYM0X, FMH, Frozen Kale, Sıfır ve Kemal Arda Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Aynı anda demir üyelerimden Lufit ve Rıfkı, Legocu Ahmet Beşer, Erdal Burak Yıldırım, Yakup Kenan Koçak, Emre Lord, Eşeklik Sıfır, Zed, Can Önder, Patater Keres, Plütonlu Plüton, Trakyalı Bal, Baran Yıldız, Lord Girek mi, Hüseyin Yılmaz, Eyüp Sinan, Hüseyin Reis'in Dünyası, Sky Danger, Hype Named, Kerem Kıvrık, Hasan Cenk Deniz, Nightmare, Sun Rooster, Andre Edgar Balcıoğlu, Gözüm Erşahin, Ömer Efe Mandus, Mehmet Emin Bay, Ebam Emir, Atan Akharman, Seo, Fuat Kayra, Seyit Şahin, Berkin Yılmaz, Justice Insane, Cemil Bey, King of Sucuks, Çınar Satır, Bibistik, Voxy, Asya İşte, Toslu Kaşar, Utku Özcan, Keti Teri ve No Content Türkiye destekleri için çok teşekkür ederim. Instagram'a dolanacağız, oradan storyler atmaya başladım. Hatta yakında paylaşım da yapacağım. Çünkü bana kızıyorsunuz paylaşımı yapmadığım için. Onun dışında yani sosyal medya vesaire, Twitter, her şey aşağıda mevcut. Linkler mevcut. Oradan Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. O zaman demeyi unuttum. Neyse, görüşürüz.